Yani Türkiye'de yaklaşık 2 milyondan fazla ev işçisi olduğu söyleniyor. Ancak bu istatistik olarak tespit edilmiş bir rakam değil. Yani TÜİK'in bir rakamı var, 1 milyona yakın söylüyor. Ancak meslek odalarının, sendikaların yaptığı araştırmalara göre 2 milyon üzerinde ev işçisi var. Ve 2 milyon ev işçisinin neredeyse %90'ı kayıt dışı çalışıyor. Ve neredeyse %90'ı da kadınlardan oluşuyor ev işçilerinin. Ve Türkiye'de ev işçilerinin gerçekten de ağır çalışma koşulları var. Ve iş yasası kapsamında değil ev işçileri. Onun dışında herhangi bir mesleki standartları yok. İş sağlığı, iş güvenliği yok. Onun dışında meslek hastalıklarına yakalandıklarında zaten 3 kuruşa çalışıyorlar. Ve bunların çoğunu da hastaneye veriyorlar sigortaları olmadığı için. İşte menisküs, bel fıtığı gibi ya da işte astım gibi hastalıklarla baş başa ev işçileri. Yani Türkiye'de aslında baktığımızda ev işçileri, yani bu ülkede birçok iş sektörü gerçekten çok ağır çalışma koşullarında çalışıyor. Emeğin değeri zaten Türkiye'de çok ciddi oranda emeğin değeri yok. Ve her geçen gün bu değerin kendisi düşüyor. Ancak ev işçileri bir fabrikada sigortalı çalışan, güvenceli çalışan bir işçiden de daha ağır çalışma koşullarına sahip. Çünkü birincisi, demin de ifade ettiğim gibi ev işçilerini iş yasası kapsamına alınmış değil. Onun dışında sosyal güvence, emeklilik hakları yok. Veya herhangi bir işte pandemi dönemi olsun ya da akut bir durumda normal işçilerin faydalandığı sosyal haklardan ev işçileri yararlanamıyor. Onun dışında örgütlenmelerin önünde çok ciddi bir engel var. Sendikalar kanuna göre bir işçinin sendikaya üye olunması için sigorta sicil numarasının olması lazım. Ancak ev işçileri güvencesiz çalıştıkları için, sigortaları olmadıkları için doğallığında da sendikaya üye olamıyorlar. Ancak bizim açımızdan, yani İmece Ev İşçileri Sendikası açısından tek başına üye olmak tabii ki çok önemli. Bunu önemsiyoruz. Ancak biz güvencesizlerin sendikasıyız, güvencesizlerin örgütüyüz ve ev işçileri de bu ülkede gerçekten de çok güvencesiz koşullarda çalışıyor ve insana yakışır işlerde çalışmıyorlar ve de işte insana yakışır ücret almıyorlar. Aslında İmece'nin de bu zamana kadar neredeyse 20 küsur yıldır mücadelesi de ev işçilerinin daha insanca, eşit koşullarda gerçekten de ev işinin iş olduğu, ev işçisinin de işçi olduğu mücadelesini veriyor. Evet, 16 Haziran yaklaşıyor. Dünya Uluslararası Ev İşçileri Günü. ILO'nun ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesinin 2011'de kabulünden sonra dünyanın birçok yerinde 16 Haziran'ı ev işçileri hem kendi taleplerini, yaşadıkları hak gasplarını anlattıkları, sokakta oldukları bir gün olarak hem kendi günlerini kutluyorlar hem de taleplerini haykırdıkları bir gün. Türkiye'de de birçok yerde, işte Bursa, Antalya, İstanbul'da da ev işçileri 16 Haziran'da sokakta olacaklar. İstanbul'da da 16 Haziran saat 6.30'da, akşam 6.30'da Süreyya Operası önünde Kadıköy'de olacak ev işçileri. Ve oradan bir kez daha ev işçileri taleplerini haykıracaklar. Önce kalem yaptım, kazak ördüm, dantel yaptım parayla. Ayakkabı diktim. Yani yapmadığım iş kalmadı evde. Şu mikoların düğmelerinin içlerini yaptım. Ondan sonra gerisini bu mahalleye geldik. Bu mahalleye gelince bir temizlik şirketinden işe girdim. Bir halı yıkama şirketinden işe girdim. Ev işlerine gidiyordum. Adam dedi ki, abla dedi, bir şey nedir onun adı? Böyle olmuyor dedi. Seni bir eve koyayım dedi. Evde dedi en azından gelirin de ve aylığın belli olur dedi. Sigortanı yaparlar dedi. Öyle çalışırsın dedi. Öyle götürdü beni bir eve koydu. Mersinli bir ailenin yanına. 4 sene orada çalıştım. Ben sigortamı yaptılar sanıyorum. Çünkü evet, sigortaya başlangıç şeylerin kağıtların hepsini yaptım, sağlık raporuna kadar. Hepsini yaptım, götürdüm, verdim. Adamlar sigorta başlangıcı yapmamış. 4 sene çalıştım. 4 sene sonra maaşıma zam istedim. Maaşıma zam yapmadılar. Bir de ben 50 lira para aldı dediler. Ben de işte bu işi bıraktım, çıktım, geldim. İşçi sayılmadığım için halen de öyle işçi sayılmıyoruz ki. Devlet tarafından biz işçi değiliz. Yani hiçbir iş şeyimiz yok, güvencemiz yok. İşsizlik maaşı alma şansımız yok.
Mesela sigortamız var, yarım gün yatıyor, tam gün yatmıyor şu anda. Şu anda yani bir işçinin, ev işçisinin sigortası tam gün yatmıyor. Çünkü neden? Devlet işçi olarak görmüyor bizi. Bizi tanımıyor. Yani biz de normal bir inşaat işçisi gibi işler yapıyoruz. En azından işçi olarak sayılmamız lazım. İşçi olarak gözükmemiz lazım. Ev işi iş, ev işçisi işçidir. Bir iş tanımımız olsun. Bizim hiçbir iş tanımımız yok. Cam da siliyorsun, yerde temizliyorsun, yemek de yapıyorsun, ütü de yapıyorsun. Hani akşam eve geliyorsun, yorgunsun, argınsın. Bu sefer aynı işi evde yapmak zorundasın. Yani kadın olmanın çok zorlukları var. Bir de ev işinde çalışan kadınların da daha fazla yükleri ağır. Çünkü bir iş değil. Kaç işe şu anda benim yüküm mesela? 4 kat, 5 kat. 16 Haziran Ev İşçileri Günü. Tüm ev işçi arkadaşlarım da Ev İşçileri Günü'nü kutluyorum. İMC altında toplanalım diyorum. 2010'da ben o İmece ile tanıştım.